de değerli bir konuğumuz olacağını ifade etmiştik. İfade kelimesini bay ifade olarak düzeltmek ya da değerlendirmek de mümkün diye başlayabiliriz. Çünkü Volkan Akay stüdyomuzda şu anda. Hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi böyle bir anda hani böyle bir yorgunluktan bahsettik. Biraz yorgunum. Haberleri yani. İzleyicilerimiz izlerken sabah 7'den gece 2'lere kadar bir çalışma temposu söz konusu. Senin içinde biraz şey var galiba, bu zihin yorgunluğu daha farklı bir şey değil mi? Daha yorucu galiba. Beden yorgunluğundan çok daha zor bir şeydir evet. Zihin yorgunluğu. Bir de ilaveten tabii duygu yorgunluğundan bahsedebiliriz. Yaptığım iş biraz böyle bir şey olduğu için. Yani hep şunu anlatıyorum gittiğim yerlerde, insanlara yaptığım işlerde. Size anlatabileceğim, size öğretebileceğim şeyler kitaplarla, araştırmalarla, yazılan makalelerle sınırlı. Ama size hissettirebileceklerimin sonu yok. O sonu yoku hak edebilmek için, insanların evet yakıştırdık, yaftaladık, doğru söylüyor diyebilmek için gerçekten öyle 7-2 gibi uzun bir çalışma sürem oluyor benim. Oo, maşallah. Şimdi bay ifade diye biz hemen KC'de alt yazıda yazdık Volkan Akay stüdyomuzda diye. Şimdi bay ifadeyi bilen var, bilmeyen var. Doğru. Bilmeyenleri anlatalım mı? Anlatalım. Efendim, gönlümü gözümden uyandırdım da, daha önce uyandırdım da geldim buraya. Üzerimdeki bu kılıkla ilgili izahat vermek isterim size. Bay ifadeye yıllardır yarenlik eden lekeleriyle, yırtıklarıyla ünlü bir kılıktır. Bu kılığı giymemin nedeni, giydiğim ilk günkü aşkımın, heyecanımın, anlatma ve dinleme isteğimin hiçbir zaman kaybolmaması isteğimdir. Niyet ancak kusursuz olurmuş. Niyetimi kusursuz yaparak, yapmaya çalışarak geldim. Ama Allah mükemmel olma yollarında insanı kusurlarından tanırmış. Kusurlarımı işte saça saça, arkamdan döke döke geldim. İyi ki de öyle yaptım. Buraya geldim size bir şeyler anlatmaya ama adaletsiz bir yaklaşımla geldim. Çünkü benim anlatabileceğim şeyler sınırlı, bildiklerim az ama eminim çok daha fazla şey öğrenip gideceğim. O yüzden adaletsizliğimi şimdiden bağışlayın siz ve ekran başındaki izleyicileriniz inşallah. Hayatta benim şöyle bir listem var. Bir gün daha fazla yaşamak istiyorum Allah'ım diye dua ederim. O listeye güzel yüzünüzü, nezaketinizi ve samimiyetinizi de ekledim. İyi ki davet ettiniz beni. Sağ olun. İyi ki böyle güzel, eğlenceli buldum sizi. Hayranlıkla izledim. O tempo, o sabah sabah o ne tempo, o ne tempo, o ne heyecan, o ne ekrana da yansıyor. Ekrandan da seyrettim sizi. Vallahi bu yorgun halimi canlandırdınız. İyi hissediyorum şimdi. Bazen yanlış anlaşılabiliyoruz biliyor musunuz? Mesela hani birebir yansımadığı zamanlar da söz konusu. Mesela sunucuların sizin yapmış olduğunuz işle de çok birebir ilgili olduğu için söylüyorum. Bazen izleyicilerimiz diyor ki Ceren Hanım çok yorgun görünüyorsunuz ya da işte Ceren Hanım biraz uykusuz musunuz? Ceren Hanım biraz bıkkın mısınız? Şimdi bu tip eleştirilere zaman zaman maruz kalıyoruz ama mesela tam tersi öyle olmadığımız bir günde bile o şekilde görünebiliyoruz. Neden biliyor musunuz? Bu çok enteresan ve yanlış anlaşılabiliyoruz. Gerçekten çok hasta ve çok bıkkın, çok yılgın olduğumuz bir gün çok iyi bir performans gösterip bugün harika görünüyorsunuz, enerjiniz muhteşem denilebiliyor. Her şey olduğu gibi görünemeyebiliyor işte. Senkronizasyon problemidir aslında bu. Yani insanın bedeniyle ruhunun ve duygularının her zaman aynı düzlemde, aynı sistem içerisinde ahenkle dans etmesini beklemek çok doğru bir yaklaşım değil. Bazen çok güzel duygularınızı ifade etme hali gelir ki ne güzel bir haldir o. İnsanlara bir sürü şey anlatabilirsiniz. Fakat o sırada gözünüzde bunu göremeyebilirler. Yüzünüzde bunun yansımasını veremeyebilirsiniz. Bu da normaldir. Fakat ezberlenmiş kalıplar yüzünden, o alışkanlıklar, sözler ve tavırlar, davranışlar yüzünden işte siz çok enerjikken bile yüzünüzdeki bir ifadenin ekran başındaki izleyiciler tarafından yanlış yorumlanması mümkün. Dolayısıyla dengeyi kurmaya çalışmak çok zor bir şeydir. Tabii. Ne diyoruz biz ona? İşte akıl ve duygu dengesi. Psikologlar çok uzun yıllardır aklın yerine duyguyu, duygunun yerine aklı koymaya çalışırlar. Sonunda pes ettiler. Dediler ki esas olan ikisi arasındaki dengedir, kavuşmadır. Doğru olan da budur. Hepimiz aklı ve duyguyu işlediğimiz noktalarda dengemizi farklı oluşturuyoruz. Dengemiz, ben böyle dengede dururum, siz böyle dengede durursunuz. Sizin dengede durma halinizle, sizi izleyen insanların, sizinle konuşan insanların dengede durma hali farklı. İşte o ikisi arasındaki dengeyi bulduğumuzda iletişimimiz güçlü olmaya başlayacak. Öyle algılanması normal.
Çünkü bazen sizin senkronizasyonunuz tutmayabilir, bazen izleyicinin ezberleri sizin bu halinizi anlamaya elverişli olmayabilir. Anladım. Peki bu ara yaptığınız çalışmayı şöyle bir detaylandırır mısınız izleyicilerimiz için? Sabah saat 7'den gece 2'ye kadar ne yapıyorsunuz? Okuyorum, araştırıyorum, düşünüyorum, hissetmeye çalışıyorum. Şimdi çok zor bir süreç aslında, kolay değil. Çünkü insanlar size deli muamelesi yapıyorlar yolda giderken, çünkü sürekli bir şeyler düşünüyorsunuz, kendi kendinize konuşuyorsunuz, yorumluyorsunuz vesaire vesaire. Çok eğlencelidir ama, çünkü kendinizi bir noktadan sonra biraz daha özel hissetmeye başlıyorsunuz, ama kibirden, ama egodan ayrı tutarak tutması gerekir bu tarz şeylerle uğraşan insanların. Çünkü o zaman kendinizi daha konuştuğunuz insanlara yakın hissedebiliyorsunuz, onlara bir hissedebiliyorsunuz. Eğer bir bilinciniz yoksa, biraz daha özel hissetmeye başladıysanız, aslında duygularınızda diğer insanların duygularından ayrı şeyler, daha özel şeyler hissetmeye başladığınızı düşünüyorsanız ayrışma başlamıştır. Yaptığınız iş, söylediğiniz sözcükler hiç değerli olmamaya başlar. Şimdi size Türkiye'nin ilk ve tek ifade eğitmeni deniliyor ve çılgın eğitimlerinizden bahsediliyor. Sizin diğer diksiyon, oyunculuk dersi farkını veren diğer hocalardan farkınız ne? Şimdi sevgili Bektaş, ben psikolog ya da psikiyatrist değilim, haddim değil, öyle bir formasyonum da yok. Çok da zor bir şey, öyle bir şey yapabilir miydim bilmiyorum. İletişim fakültesi mezunuyum ben. Oyunculuk eğitimi vermiyorum asla. Öyle bir bilgim yok, haddim de değil. Ama şunu yapıyorum insanlara, sıradan insanlara, ki bu sıradan insanlar içinde CEO'lar da var. CEO'lar da sıradan insanlardır. Kafaları çok iyi çalışabilir, doğru kararlar alabilirler ama duygusal bakmak lazım meseleye. Ben insanların duygularıyla ilgilenmeye çalışıyorum. Duygularının yönetmelerini sağlamaya çalışıyorum. Yani sıradan insanlara daha iyi konuşabilmeyi, daha iyi bedenlerini kullanabilmeyi, daha iyi anlatabilmeyi ve anlamayı anlatmaya çalışıyorum. Şimdi diğer hocaların yaptığı da, yapmak istediği de bu değil mi zaten? Şöyle bakmak lazım meseleye. Konuşma diksiyon fonetik eğitimi almak konuşmak demek değildir. Hı hı. Konuşmak başka bir şeydir. Konuşmak içinde bilgi barındırır. Bilgi barındırdığı kadar iyi bir duygu yönetimi barındırır. Ruhiyetinizi yönetmeyi barındırır. Bedeninle barışık olmayı barındırır. Algını çeşitlendirmeyi ve algı dediğimiz şeyin ne olduğunu anlamayı barındırır. Şimdi diksiyon fonetik kursuna gidip işte ne öğrenirsiniz orada? Ses bilgisi öğrenirsiniz. Bu sözcük şöyle söyleniyor derler size. Ya da diksiyonda ne yaparlar? İşte konuşma organlarınızı geliştirirler sizin. İyi bir şeydir bu. Artikülasyon dersleri verirler. Ne yaparlar size orada? İşte eklemlemeleri öğretirler. Böyle böyle ekleyeceksin falan diye. Fakat konuşmak başka bir şeydir. Konuşmak bedenine hakim, sesinin farkında olma halidir. Nerede, ne zaman, ne yapacağını bilmek demektir. Bu çok önemli. İşte ben insanlara bunu anlatıyorum. Farkındalık yaratarak, onlara göbek attırarak, dans ederek, eğlenerek. Eğitimlerinizin çılgın tarafı o mu? Göbek benim attırmak. Eğitimlerimde şimdi burada yapamayacağım bazı hareketler var. İşte göbek konuşabiliriz ama bunu anlatabiliriz. Belki hareketle ifade edemeyebiliriz. Tabii ama yani sadece göbek dans attırmak. İşte bu arka planda da zaman zaman izleyicilerimizle paylaşıyoruz, güzel, böyle gösteriyoruz. Eğitimlerimiz sırasında çekilen görüntüler bunlar. Mesela burada öğrenciler kuduruyorlar, dans ediyorlar dans mesela. Nedir bu, özgüveni bir anlamda sağlamak için mi yapılan bir plan mı? O işin bir parçası aslında. Şimdi ifade dediğimiz şeyde neden biz kendimizi doğru ifade edemeyiz? Böyle bakmak lazım mesela. Nedir ifadeyi oluşturan ögeler? Mesela beden ifadeyi oluşturan en önemli ögelerden biridir. Bedeninle barışık mısın? Bedenini kabul ettin mi? Bedenin eksiklerinin, fazlalarının farkında mısın? Yani etkileyici bir vücuda sahip olamayabilirsin ama onu etkili kılmak için bir şey yapıyor musun? Tabii. Gözlerin ateşli bakmayabilir ama onun için bir şey yapıyor musun ateşli bakmak için? Masum bir duruşa sahip olmayabilirsin ama duruşunu masumlaştırmak için bir şey yapıyor musun? Bedeninle, bedene hakimiyetin, bedenin koordinasyonun seni bu hayatta rahat yaşatıyor mu? Duygu keza öyle bir şey. Bu dünyada satan yegane şeydir duygu. Belki birazdan değiniriz. İçinde dünya kadar şey var. Duygunu yönetebiliyor musun doğru düzgün? Ne o duygu yönetiminin içinde bir sürü şey var. İşte duygusal zeka dediğimiz bir şey var. Duygusal hafıza dediğimiz bir şey var.
Kültür, eğitim, bilgi, çevre, ailenden gelenler, örf, adet, gelenekler, görenekler, algı, akıl, zeka, bunları doğru kullanabiliyor musun? Ruhi gelgitlerin ne alemde? Takıntıların, psikolojik yapın, hassasiyetlerin, niyetlerin, menfaatlerin, menfaat halleri algıyı çok etkiler mesela. Bunların hepsinin etkileşim halinde olduğunu anlatıyorum. Şu gördüğünüz dans işin semiotik tarafı. İnsanları eğlendirerek bunu anlatıyorum. Bak diyorum, bazen öyle şeyler olur ki bir şey ifade edersin ama ne kültürünü kullanırsın, ne algılamışsındır durumu, ne duygusal bakarsın, ne de ruhiyetinde bir yere denk gelmiştir. Sadece bedenini kullanarak bir şey anlatırsın, öyle kazanacağına inanırsın. Yok mudur öyle sadece bedenini, kaşını, gözünü kullanıp bir şeyler elde etmeye çalışan insanlar? Vardır. Ama biz doğru ifadenin, bunların hepsinin bir arada sentezlendiği, analiz edilerek sentezlendiği bir şey olduğunu söylüyoruz, insanları anlatıyoruz. Doğrusu da bu değil mi? En güçlü, en etkili, en vurgulu ifade, insanları en etkileyecek şeyin hissettiğin, ruhunda bir karşılığı olan, bedenini rahat hissettiğin, kültüründe bir yere denk gelen ve algıladığın şeyi anlatmak, söylemek olduğu. En güçlü ifade hali budur. Onu anlatmaya çalışıyorum burada dans ederek. Bu dansı sadece öğrenciler yapmıyorlar. Bana inanın çok kariyer sahipleri. Ben hiç unutmuyorum. Hep anlatıyorum gittiğim her yerde onu. CEO'nun yardımcısıydı sanırım. Önemli adamlar kariyer anlamında. Bana geldi şöyle baktı. Evlat sen ne anlatacaksın ki bana ön sıralarda. O beyefendi Allah selamet versin. Gördüm sahnenin gösterinin sonunda kravatını, lacivert kravatını hiç unutmuyorum. Kafasına takmış göbek atıyordu. Esas olan şu biliyor musunuz? O adamı oraya iten bir şey var. Ne o? İşte bastırılmış duyguları. Kariyerinin o güne kadar geldiği on binlerce insana hükmetmesinin verdiği ego. Öyle baskın bir şey ki. Şimdi onu şimdi orada herkesin önünde o egoya sahip bir insanın herkesin önünde dans etmesi ya da o yeteneğini göstermeye çalışması gerçekten çok zor. Biz de diksiyon, sunuculuk, spikerlik dersleri aldığımızda hani bunun yanı sıra oyunculuk dersleri de verildi bize ki hani özgüvenimiz daha fazla olsun ve çok büyük bir topluluk karşısında kendimizi ifade edebilelim. Yeri geldi maymun taklidi yaptık. Hani yeri geldi çiçek olmaya çalıştık, bir çiçeği canlandırmaya çalıştık falan. Yani hani en komik hallerimizde yeri geldi deli taklidi yapmaya çalıştık. Ne onun adı biliyor musunuz? Kendini tanıma hali. En önemli iletişim problemi, en önemli ifade sorunu budur. Kendini tanımıyorsan ciddi bir sorun var demektir. Ses ve söz çok ve tavırlar, davranışlar ciddi afrodizyaktır aslında. İnsanları güçlü yapar, enerji verir. Ama bir o kadar da tehlikelidir insanın kendi sesine, bedenine kontrolsüz hayranlığı. İşte kendini tanımaya başladığında o kontrolsüz hayranlığın dengelenmeye başlayacak. Dengelemeye başladığında insanlarla iletişimin daha kolay olmaya başlayacak. Çok ciddi bir sorundur gönülsüzlük ifade ederken. Değil mi? Evet. İsteksizlik, doğru. İçtensizlik. Özgüven işin bir kısmı, özgüven fazlalığı da problem olabilir. Tabii. Azlığı zaten her zaman bir problemdir ama fazlalığı da sorun olabilir. İfadenin temel sorunlarından biridir o ikircikli ruh hali, empati eksikliği, samimiyetsizlik. Gönülsüzsen anlattığın hiçbir şeyin kıymeti yok çünkü anlatamamışsındır sen onu. Yani bir şeyi ifade ederken doğru ifade edebilmek için doğru kelimeleri bulmak lazım ama sadece bunun yanı sıra sadece o değil kuşkusuz ama bunun yanı sıra sadece mimikler değil jestlerin de önemi burada devreye giriyor tabii, ifade konusunda. Tabii. Çünkü ben şunu duydum, mimikleri kullanabilirsin evet ama jestleri ne kadar kullanırsan kelime hazinenin eksikliği o kadar ortaya çıkar. Kendini anlatmak için kelimeleri kullanıyorsun ama karşındaki insanın seni anlamadığını düşünüp bu kez jestleri harekete geçirmeye çalışıyorsun. Bu da senin kelime hazinenin çok düşük olduğunu anlatıyor derler. Doğru mu? Katılır mısın? Katılmıyorum. Çünkü dikkat ederseniz haber spikerin. Çünkü destekliyoruz ya hani böyle ama kelimeleri o destekleme kollarımızla, işi, parmaklarımızla. Destekleme işi şu. Haber spikerlerine dikkat edin. Eskiden Gülgün Feyman ekolüne sadece işte böyle close up yüzünden konuşurdu hep. Evet. Şimdi dikkat edin haber spikerlerine. Bir el kullanma hareketi tabii, başladı doğru. Haberi anlattırken. Neden biliyor musunuz? O bu vardı zaten hep. Kelime haznesinin azlığından demek çok acımasız olabilir. Ama daha iyi telaffuz edebilmek için, haberin içine biraz daha fazla girebilmek için, o statik duruş onun canını sıktığı için, bedenini sabitlemek onu mutsuz ettiği için. Evet, rahatsızlık yaratıyor, doğru. Rahat olma hali.
Ben öyle bir eğitim anlatıyorum. Rahat ol koçum, rahat ol bebeğim diye. İşte sizin söylediğiniz şeyleri mesela biz orada yapıyoruz. Hı hı. Hiç tahmin edemeyeceğiniz adamdan bir rap star çıkıyor mesela. Neden biliyor musunuz? O güne kadar hiç o yüzünün farkında olmamış adam. O kadar bastırmış ki kendini, evet, ve duygularını. Yani Allah Allah ya, benden nasıl böyle bir adam çıktı falan diyor. Hepimizin içinde sakladığı şeyler vardır ya. Yani duygularımızı bastıran... Olmaz olur mu? Tabii ben size söyleyeyim, duygularımızı bastıran, yeterince anlatılmasına engel olan, yarım bırakan bir sürü şey sayabilirim size. En başta şu aman ne derler hali vardır ya, evet, başımıza güldürmeyelim şimdi. Evet, aman işte konuşursam iş biraz daha büyüyecek, başka yerlere gidecek, kim uğraşacak, uğraşamam. O şey hali de çok kötüdür, kırarım, kırılırım, mutsuz ederim, mutsuz olurum, başarısız olacağım herhalde ben. O duygusal akıl yürütme vardır ya hemen, temel motivasyon problemlerinden biridir aslında hemen. Ya bu işte bir içimde bir sıkıntı var, başarısız olacağım herhalde, mutsuz olacağım gibi. Doğru. Yani bir sürü şey sayılabiliriz. Böyle bizde bir anlama ve yardım etme gayreti vardır. Yani anlama ve yardım etme iyi bir şey de, o sırada eğer o konuya hakim değilsen, eksik empati yapıyorsan, ne yapacaksın biliyor musun? Yanlış bir duygusal algı başka bir yanlış duygusal algıyı doğuracak. Yardım edeyim derken belki de canını sıkacaksın çok fena. Evet, doğru. Bunun gibi bir eksik sürü şey. Eksik empatinin yanı sıra empatinin her zaman doğru olduğuna inanmıyorum ben. Empati korumanın. Şimdi empatide aslında şöyle bakmak lazım meseleye. Ben yeni bir gösteri hazırlıyorum. Adı şöyle söyleyelim, hani bir anda tamamen kısa adını söylemek sıkıntı olabilir. Hayat aslında süperdir, tatmak için rahatla. Evet. Baş harflerini birleştirince tabii, bir evet, şey çıkıyor. Evet. Şimdi orada şunu söylüyorum, bıktım diyorum, insanlara bıkkınlıklarını anlatıyorum. Nedir o bıkkınlıklardan biri biliyor musunuz? Kendi derdini anlatmak, sizin derdinizi dinlemek için gelip kendi derdiyle sizi boğan insanlar. Evet, bunlar ciddi bıkkınlık yaratır insanda. Şimdi empati... Belki o konuya biraz sonra değiniriz ama empatiyle ilgili size şunu söyleyebilirim. Empati aslında üç aşamalı bir şeydir. Hı. Empatinin bizim toplumdaki karşılığı aslında vicdan dediğimiz şeydir. Öyle bırakalım onu, size empatiden bahsedeyim. Empati işte ben basamağı, toplumsal basamak ve sen basamağı da üç aşamalı bir şeydir. Nedir o? Biri gelir size derdini anlatır. Siz de dersiniz ki işte param yok, para sorunu yaşıyorum. Keşke ayağını yorganına göre uzatsaydın deyip böyle atasözleriyle ya da felsefi bakış açılarıyla, toplumsal cümlelerle ona ilaç olmaya çalışırsınız. Ama çalışırsınız. İyi bir niyet değildir o. Niyetinizde sorun vardır. Sadece aman konuştuk arkadaş falan. İşte ayağını yorganına göre uzatsaydın kardeş falan deyip öyle ufak ufak yollarsınız onu. Ben basamağı dediğimiz bir şey var. Nedir o? Çok egoistçe bir yaklaşımdır aslında o. İşte gelirsiniz bana anlatırsınız. Ya evet çok üzüldüm deyip ben aynı şey benim başıma da geldi deyip kendi derdimi anlatmaya başlarım. Niyet sizi dinlemek değildir aslında. Kısmi bir empatidir. Çok yararlı değildir. Empati dediğimiz şey aslında işte o sen basamağı dediğimiz şey. Ne o? Sizin derdinizi dinleyecek, duygu ve düşüncelerinizi dinleyecek, anlayacak, yorumlayacak, düşünecek. Ne anladığını size anlatacak. Bilmiyorum kaç insan bunu böyle hakkıyla yapabiliyor. Ne anladığını anlatacak ama anladığı şeyin kendine uygun olup olmadığını düşünüp orada empati kuracak, kendiyle karşılaştıracak. Yani ben olsaydım onun yerinde nasıl davranırdım ya da nasıl düşünürdüm mü? Biraz anlatmak için de yanlış bir şeyler yapabilirsiniz. Ve dolayısıyla ben olsaydım onun yerinde bunları düşünürdüm derken sizin o olmadığınız gerçeğinden de uzaklaşmış oluyorsunuz ve karşı tarafa bu konuda yardım edemeyebilirsiniz. Şöyle çünkü bakmak, o başka bakabilir bu olaya. Başka şekilde değerlendirmek isteyebilir yani. Öyle değil şöyle mi? Bakmak lazım meseleye. Kendimize özgü alanlarımız var bizim. Şimdi empati yapmak isteyen insanın o kendine özgü, size özgü, bana özgü alanımdan, benim kendime özgü alanımdan çıkıp sizin alanınıza girmem lazım 5 dakika. Sizin gibi olmam lazım, sizin gibi düşünmem lazım. O ruhiyete, o duygusal yapıya bürünmem lazım ki hissettiklerinizi, bana söylediklerinizi anlayabileyim. Ondan sonra elbette kendi aklıma ve düşüncelerime göre yorum yapacağım. Size bir şey söyleyeceğim. Varsa karşılığı siz mutlu olacaksınız. Yoksa biraz canınız sıkılacak. Volkan Akay, eğitimler kişilik oturduktan sonra kalıcı olur mu? Taklitçilik olmasın, küçük yaşlarda bu işin başlangıcı olmalı mı? Tabii. Yani, bir soru geldi. Bakın çok net bir şey söyleyeyim size. Bizim okulda beden terbiyesi kitaplarında, işte yönetmeliklerinde hep şey vardır. Beden ve ruhi gelişim diye bir şey vardır. Duygusal gelişim diye bir şey yoktur.
Bedensel ve ruhsal gelişimine uygun kitaplar, bedensel ve ruhsal gelişimine uygun kurallar. Ama biz, Çinliler şunu söylerler, insanın insan bedeni, zihni ve duygularıyla, davranışları ve çevresiyle bütün bir enerji alanıdır. Biz hiç kimseye duygularını yönetmeyi öğretmiyoruz maalesef. İnsanlar dışarılarda öğreniyorlar bunu. Ne kadar öğreniyorlarsa, yalan yanlış. Hepimiz için bu böyle. Ama şöyle bakın meseleye. Bir işe girmenizi belki CV'niz, çalıştığınız yerler sağlayabilir ama o işte yükselmenizi sağlayacak şey duygusal zekadır, duygularınızı tanımaktır. Kötü bir öğretidir şu, duygularının esiri olma. Bu kötü bir öğretidir. İş hayatında duygusal olma. Denge güzel şey evet ama duygularını kenara atamazsın. Atmamalısın. Seni doğru yönlendirecek şey olan odur. Zaten hani bir bilişsel süreç dediğimiz bir şey var, bir duygusal süreç dediğimiz bir şey. Aldığınız duygusal şeyler o bilişsel süreçten yani akıl sürecinden, düşünce sürecinden gene geçecek. Ama duygularını hiçe sayarak bir şey yapmak doğru değil. Bunun temi, buna yakın bir şey daha söyleyeyim size. Mesela sürekli pozitif düşünün derler ya. Yani bu insan doğasına çok aykırı bir şeydir. Hüzün çok kıymetlidir. Hüzün sahibi insanın kıskananı çok olur. Çok kıymetli bir şeydir. Ama hep denge, hep denge, hep denge. Eğer işin dozunu kaçırırsanız, kendinizi kaybetme haline geçerseniz hayatınızda bir dönemi ıskalayabilirsiniz. Aslında çok ıskalamış gibi de bakmamak lazım. Belki de o dönem size çok fazla şey kazandıracak. Twitter kullanıyor musunuz? Yani bir Twitter adresi var ama çok etkili kullanmıyorum açıkçası. Şey mi? Erdal Bey'le de acaba konuştum. Hani kullanıyorsanız 140 karakterle kişinin kendini ifade etmesini nasıl değerlendirirsiniz diye soracaktım ama kullanmıyormuşsunuz. O kadar zor ki insanın kendini elbette ifade edip anlatabilmesi. Yanlış anlaşılmaya o kadar müsaitiz ki. Twitter'da 140 karaktere bir şeyleri sığdırabilmek, kendini anlatabilmek de bir o kadar zor. İfade konusunda aslında sosyal medyada kendini ifade konusu belki sizin ayrı bir çalışma alanınız olabilir diye düşündüm şu an. Sosyal medya bana sorarsanız biraz huzursuz insanların çok fazla başvurduğu bir şeydir. Rahatsız insan, rahatsız derken tırnak içinde söylüyorum. Rahatsızlıkları olan insanlar için. Ben de çok kullanıyorum sosyal medyayı, Twitter hariç. Kullanmak gerekir. Ama sosyal medya konuşamayan insanların, sesini duyuramayan insanların, kendini rahat ifade edemeyen insanların, duygusunu sokakta da bulunduğu çevrelerde rahat rahat ifade edemeyen insanların çok sık kullandığı bir şeydir. Aslında iyi de bir şeydir. Fakat her şartta insan başarıya ulaşabilir. Her şartta samimi olabilirsiniz. Sadece konumlandırmayı doğru yapmak kaydıyla. Sosyal medyayı da hayatımızda doğru konumlandırırsak 140 karakterle değil belki işte 15 harfle 15 karakterle bile bir sürü şey anlatabiliriz. Evet ama yanlış anlaşılmaya çok daha müsait. Şüphesiz. Çünkü orada yüz yok, ses yok. Yüz yok, ses yok. O vurguyu belki virgülle, kelimelerle anlatmaya çalışırsınız ama tonlama yapamadığınız için çok farklı yerlere gidebilir yazdığınız herhangi bir şey. Bir de karşı taraf sizi tanımıyorsa yazdığınız şeyi çok ters algılayabilir mesela. Yani o anlamda yanlış anlaşılmaya çok açık bir ortam. Çok normal tehlikeli. Ama bu çok normal. Yani yüz yüze ve göz göze iletişimin olmadığı her yerde yanlış anlama, yani bırakın yabancıları, arkadaşlarınızla bile bu çok mümkün. Eğitimlerinizi nerede veriyorsunuz? Her yerde. Her yerde. Her yerde. Davet, her yerde. Davet edildiğim her yerde veriyorum. Yani bugüne kadar ayıp saymazsanız sanırım on binlerce insana konuştum memleketin bir sürü yerinde. Davet ettiler büyük bir memnuniyetle gittim mutlu. Seminerler, konferanslar, özel eğitimler, dersler. Özel dersler, kişiye özel dersler de veriyorum. Bunlar tabii bir süreç ama yani eğitimler, benim eğitimlerim, seminerlerimde en az 300-400 kişi falan olur. Tabii kişiye özel eğitimleri ya da şirketlerin benden istediği eğitimleri daha dar kapsamlı yapıyoruz. Onlar daha uzun sürüyor işte 3 gün, 5 gün, 1 hafta. Ne istiyorlarsa ona göre. İşte mesela bir şirket vardı şey istedi benden. Benim müdürlerimin ciddi müzakere tekniklerine ihtiyacı var. Dedim ki insan önce kendini doğru ifade edecek ki sonra müzakere edebilsin. Mesela onlarla çok özel çalışmalar yapıyoruz. Bunun gibi ben öğrencilere çok konuşuyorum. Ne vaat ediyorsunuz? İyi kendini ifade etmeyi vaat ediyorum. Ama şunu söylemiyorum. Bu işin bir reçetesi vardır, reçetesi de budur demiyorum. Mümkün değil.
İfadenin tek bir tanımı olamaz, tek bir bakış açısı olamaz. Aynılaştıramayız kimseyi ya da bir anda bulunduğu seviyeden çok yukarılara taşıyamayız. Çünkü gözler başka, dudaklar başka, hepsinin bir dili var. Yüz başka, eller başka, elmacık kemikleri başka, bildiği sözcükler başka. Aynılaştırmak mümkün değil. Kimin haddine? Mümkün değil böyle bir şey. Ama ben şunu yapabiliyorum. Durumu ortaya koyabiliyorum. Kaynağa inip onu tanımlayabiliyorum. Mevcudu daha işlevsel hale getirebiliyorum. Üstünü tamamlamak yine onu dinleyenlere düşecek. Öyle kuşkusuz. Kolay iş değildir bu. Evet, dolayısıyla bay ifadeye başvurabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarında. Sağ olun, iyi yayınlar. Biz bay ifadeyi Volkan Akay'ı uğurlayacağız, soluklanacağız. Saat başında haberlerle karşınızda olacağız.